Herkese iyi günler. Barış Karayazgan ben. Akbank Sanat olarak yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün Mayıs ayının son resim çalışmasında sizlerle çok heyecan verici bir çalışma yapacağız. Camlar, aynalar ve hatta sıkı durun bir adım daha öteye gidip arabaların üzerine, arabaların camlarının da üzerine resim yapabileceğimiz bir tekniği konuşacağız sizlerle. Konuşmakla kalmayıp zaten örneğini yapacağız. Ama aynı zamanda boyasını da evde nasıl rahat rahat bulunabilecek malzemelerden yapabileceğimizi öğreniyor olacağız. Temelde bugün yapacağımız çalışmanın adı cam üzerine resimler. Ve bu camın üzerine, daha doğrusu camın üzerine ve camın kendisini de kullanarak resim yapma tekniği neredeyse 1000 yıldır yapılıyor insanlık tarafından. Ve çoğunlukla tabii eskiden tarihi olarak yapılış şekli dini binalarda, kiliselerde ve camilerde, şu anda göreceğiniz örneklerde olduğu gibi, hatta Türkiye'de ve İstanbul'da birçok camide de görebilirsiniz. Şu anda size Sultanahmet Camii'ndeki bir örneği de gösteriyorum. Hemen bundan sonra bir de Çamlıca Camii'ndeki örneği göstereceğim. Bu iki örnekte gördüğünüz gibi o döneme ait, bulundukları, yapıldıkları döneme ait motifler üzerinden, tabii ki özellikle İslami sanatlarda da cam üzerine vitray dediğimiz, teknik olarak da vitray olarak adlandırılıyor. Vitray tekniği bayağı gelişmişti ve değişik motiflerle camilerdeki camları süsleyerek, dışarıdaki ışığı da kullanarak, çünkü camın üzerindeki çalışmanın en heyecan verici yanı transparan bir malzeme olması ve arkadan ışık alıyor olması ve değişik zamanlarda oradan güneş ışığının içeri giriyor olması ve o renkli camlardan içeriye rengarenk ışık giriyor olması, ki kilisede de zaten buna benzer bir yaklaşımla kullanılıyordu, ki kilisede yapılmış örnekleri de şu anda görüyorsunuz. Orada tabii kilisede İncil'den ağırlıklı olarak hikayelerin resmedildiği resimler yapıldı. Şimdi vitrayda temelde birkaç tane farklı teknik ve yaklaşım var. Bir tanesi gayet basit. Camın üzerine özel cam boyalarıyla, tabii bunlar bizim şu anda kullanacağımız tarzda boyalar değil. Onlar camın üzerine yapışan ve çıkmayan ve doğal olarak da içinde çok fazla kimyasallar olan ve bizlere uygun olmayan malzemeler. Ama onlar tabii kalıcı olmaları için yapılıyordu ve uzun yıllarda dayanan malzemelerdi. Camın üzerine boyamanın dışında aynı zamanda bir de kurşunlu deliklerimiz bir vitray yapma tarzı vardı. Orada da camlar kesilir ve kurşunlar, aralarına kurşunlar geçirerek bir nevi çerçeveye alınırdı. Ve cam parçaları arasında kurşunlar olurdu, daha sağlam bir yapı oluşmasını sağlanırdı. Ki zaten gördüğünüz fotoğraflarda da onun da örneği de var. Aynı zamanda bir de macunlu, yani camların arasına macun çekilerek yapılan teknik de var. Farklı farklı teknikler görmüş olduğunuz gibi de var. Biz de bugün size iki tane farklı boyayı kullanarak bir çalışma yapmak istiyoruz. Bir tanesi... Bununla beraber bu arada malzemeleri de tanıtmaya başlayabilirim. Boyalardan bir tanesi kalem tarzında, kırtasiyelerde ya da internette çok rahat bulabileceğiniz kalem tarzında ve içeriği de şöyle göstereyim. Ruja benzer bir yumuşaklıkta, yani pastel, yumuşak bir yağlı pastel gibi düşünün. Gördüğünüz gibi gayet rahat her tarafı boyuyor, elimde dahil olmak üzere. Bu malzemenin güzel yanı su bazlı olması ve kullanıldıktan sonra gayet rahat temizleniyor olması. Hatta gördüğünüz gibi silgi olarak sünger kullanacağım. Değişik fırçalarım var. Bu fırçaları bu kalemlerle değil, şu anda biraz sonra size göstereceğim boyaları yaparken ve yaptıktan sonra uygulamak için kullanacağım malzemeler. Boyaları, farklı renkte boyaları yapıp koymak için minik kaplarım var. Görmüş olduğunuz gibi una benziyor ama ben ondan biraz daha ince bir malzeme kullanmayı tercih ediyorum. Ve mısır nişastası kullanacağım. Çok yumuşak. Bu biraz boyayı kalınlaştırmak ve akışkanlığını azaltmak için kullanacağım bir malzeme. Evdeki guaj boyaları gayet rahat kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir spreyim var. Yine camdan silmek için bunu kullanabilirim. Eğer dilerseniz bir tane de kaba su koyarak bunu da yapabilirsiniz. Hatta ben süngerimi içine koyacağım. Bir de boya yapmak için kullanacağımız ana malzeme, evde mutfakta annelerimizin, babalarımızın kullandığı bulaşık yıkama sıvısı, bu daha doğrusu deterjanı, sıvı deterjanı. Bu sıvı deterjanla boyalarımızı yapıyor olacağız. Şimdi ilk olarak hemen boyalarımızı yapalım. Yaptıktan sonra hem bu hazır bulabileceğiniz cam boyalar, kalem şeklinde kullanabileceğimiz cam boyaları, hem de kendi yapıp üreteceğimiz cam boyaları birlikte kullanacağınız bir çalışmanın da örneğini yapalım camın üzerinde. Bunu yapmak için teknik gayet de kolay. Bir tane kabın içerisine bulaşık deterjanından az bir miktar koyuyorum. Deterjanın tabii ki özelliği
Gördüğünüz gibi her kaba koyacağım çünkü değişik renkler yapmak istiyorum. Deterjanın özelliği, onu da yarımda kaldı, şeffaf oluyor olması. Bu hem biraz hem yoğunluk hem akışkanlık da katacak. Ama aynı zamanda güzel bir parlaklık da katacak göreceğiniz gibi. Şimdi ben toplamda 7 tane renk yapacağım. Bu 6 tanesinin içerisinde boya yoktu. Beyaz rengimi önceden koymuştum. Beyaz rengimin üzerine, beyaz boyamın üzerine de deterjanımı koyuyorum. Evet. Hemen bunu kaldırabilirim. Şimdi deterjanlarım hazır. Beyaz rengimi koymuştum. Her bir renk için bir fırça alırsak, kullanırsak gayet iyi olacak. Hemen içerisindeki bulaşık deterjanı ve boyayı karıştıracağım ama karıştırmadan önce hemen mısır nişastamı da biraz koyuyorum. Burada da biraz göz kararı, yaklaşık olarak böyle 2 çay kaşığının civarı mısır nişastası koydum. Biraz göz kararı yapa yapa deneye deneye bulmanız lazım oranlarını. Genellikle eğer bir ölçek bulaşık deterjanı kullanıyorsam içerisine yarım ölçekte boya koyuyorum. Ve yine boya koyduğum kadar da, yani yarım ölçekte mısır nişastası koyup karıştırıyorum. Burada karıştırdıktan sonra ortaya çıkacak yoğunluk, eğer hoşunuza gitmez, çok akışkan olduğunu düşünürseniz nişastayla birazcık daha yoğunlaştırabilirsiniz. Hem boyayı arttırırsınız kullanım için, hem de kalınlaştırmış olursunuz. Daha az akışkan olur. Şimdi beyaz boyadan başladım çünkü normal resimde farklı olarak kullanacağımız malzeme, eğer camın üzerine yapıyorsak, şeffaf olduğu için beyaz renk yok. Normalde biz resim yaparken kağıt üzerine yaparız resimleri ve kağıtta genellikle beyaz olduğu için beyaz renk çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir renk olmayabilir. Ancak ve ancak renkleri açmak için ihtiyacımız olursa tabii ki. Şimdi burada beyaz renge ihtiyacım var çünkü cam üzerinde beyaz yok. O yüzden kullanabilirim diye düşünüyorum. İlk olarak beyazımı yaparak başlayacağım. Şimdi bütün renklerimi öncelikle hazırlayın karıştırarak. Bu karıştırma aşaması çok önemli. İyice karıştırmak iyi olacak. Biraz daha nişasta katmak istiyorum resme. İçinde pütürükler kalmasın. O yüzden güzelce karıştırmak çok iyi olur. Evet, gördüğünüz gibi boyalarımı gayet güzel karıştırdım. Yoğunlukları istediğim yoğunlukta, çok fazla akmanın istemediğini biraz yoğun yaptım. Ama dediğim gibi istediğiniz yeniden biraz bulaşık deterjanı ekleyerek daha da inceltip daha akışkan yapabilirsiniz. Şu anda renklerimi hazırladım. Toplamda beyaz ve siyahım da dahil 7 rengim var. Etraf biraz nişastalandı ama önemli değil. Kötü malzemeler değil. Bu arada temelde bu yaptığınız şey esasında bir temizlik malzemesi. Sadece boyalı bir temizlik malzemesi. Bunu uyguladıktan sonra temizlemesi de gayet kolay olacak. Şimdi bütün bu hazırladığım malzemelerimi alıp tabii ki bir cama ihtiyacım olacak. Ama siz evde isterseniz tuvaletteki aynaların üzerine de böyle bir çalışmayı yapabilirsiniz. Ama ben cam kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden hemen bu malzemelerimizi camımın oraya götürüp çalışmaya başlayacağım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi camımı önceden temizledim ve hazırladım. Tabii ki böyle bir çalışma yapmak için gündüz vaktini kullanmak herhalde daha da güzel. Renkleri tam rahat görebileceğim. Boyalarımı hazırladım. Etrafta gerekli hazırlığımı yaptım. Yanımda bir tane bezim de var. Onu da hemen aldım. Çünkü sonuçta cam üzerine şey yapacağım. Akabilir aktığında kullanmak için. Ve süngerim var. Malzemelerim var. Şimdi ben şöyle yapacağım. İki tane ayrı çalışma değil. Tek bir çalışma yapacağım. Bir miktarını o kalemlerle hazır alabileceğiniz, cam üzerine uygulanabilen, o yumuşak pastel, yağlı pastel hissiyatı veren kalemlerle yapacağım. Onlarla başlayıp daha sonra da boyalara geçeceğim. Hemen başlıyorum.
Bu kalemler böyle açmalı olarak çıkar. Bunları çok açmamanızı tavsiye ederim. O zaman uçları kırılıyorlar çünkü yumuşak bir malzeme. Az bir miktar açıp başlamak en rahat olacak. Ne yapacağım konusunda da her zamanki gibi çok fazla bir fikrim yok ama soyut bir çalışma olacak gibi düşünüyorum yeniden. Gerçekten bu kalemlerle çalışmak gayet kolay. Normal pastel gibi kullanabiliyorum rahatça. Biraz da yeşil kullanıp sonra da öbür boyaya gideceğim. Hem de aradaki farkı da görmeniz konusunda çok rahat bir çalışma olacak. Şimdi kalemlerle şu anda bu kadar çalışmak istiyorum. Temizlemesi gayet kolay. Hatta parmağımla bile şöyle ıslakken gördüğünüz gibi şurayı biraz hatta alayım. Biraz bezimi kullanabilirim. Temizlemesi gayet kolay gördüğünüz gibi. Hatta biraz süngerimi de kullanıyorum. Suyu kullanmanız bile şu aşamada gerek yok ama su, hafif bir spreyle su ya da cam temizleme malzemesi sürdüğünüz zaman inanılmaz kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Ben yeniden mavimi koyacağım oraya. Sonra da kendi hazırladığım boyalarla boyamaya devam etmek istiyorum. Ben zaten genelde kendi hazırladığım boyamı kullanmayı daha da çok seviyorum. Çünkü hem yapması eğlenceli hem evdeki malzemelerle yapabiliyorum. Yeni bir şey almama da gerek yok. Ve çok daha zevkli olacak uygulaması da. Ve hemen ilk etapta dikkat ederseniz maviyle, ya dersi yeni kendi hazırladığım boyalarla hem değişik tonlar, hem açı hem koyu elde etmem mümkün. Çünkü öbürsünde sonuçta çizdiğim zaman kalem gibi çıktığı için genelde hep aynı tonlar yakalanıyor ama burada daha az açık bir mavi, daha koyu bir mavi, daha yoğun ve daha şeffaf bir mavi yakalama şansım var. Ve tabii ki daha rahat boyuyorum. Biraz daha geçirgen bir boya. Bunu biraz daha örtücü. Arka tarafı çok fazla göstermiyor ama bu içinde bulaşık deterjanı da olduğu için, daha geçirgen olduğu için daha değişik dokular ve görüntüler yakalamama imkan tanıyor. Mesela burayı daha da kalınlaştırayım. Daha koyu olsun. Cam gibi kaygan bir yüzeye esasında boya sürmek de çok eğlenceli ve çok değişik bir duygu. Dediğim gibi resim her farklı malzeme ve teknikle, yüzeyle, nerede yaptığınıza bağlı olarak çok değişik tecrübeler sunabiliyor size. Zaten Mayıs ayı boyunca yapmaya çalıştığımız şey de buydu. Farklı tecrübeler yaşatmak. Bu cam üzerine çalışmamız da gerçekten de enteresan bir şey oluyor. We'll be right back.
bakalım beyaz renk nasıl bir görüntü verecek. Özellikle açık renkleri kullanırken ıslak oldukları için öbür renklere dokundurmamaya çalışıyorum ki renk bozulmasın. Koyu renklerde bunu çok yapmama gerek yok. Koyu renk zaten her erkerde kendi kendisini gösterir rahatça ama açık renkte buna dikkat etmekte fayda var. Tabii ki renk karışımı yapmak istiyorsanız özellikle yapabilirsiniz onu. Şimdi bakalım renk üstüne renk olabiliyor mu? Oluyormuş. Hatta gri de çıkıyor tahmin ediyorum. Beyazla siyah karıştırınca griye benzer bir renkle yakaladım burada. Evet, sevgili çocuklar, gördüğünüz gibi iki bambaşka boyayla, bir tanesi dışarıdan satın alabileceğiniz çok yumuşak pasteli, yağlı pasteli andıran bir boya ve biraz da örtücü bir boya. Arka tarafını gösteriyor ama çok fazla değil. Bir tanesi de evde kendi bulaşık deterjanından, guaj boyalarından ve biraz da içerisine yoğunlaştırmak için mısır nişastası koyabileceğimiz kendi boyalarımızla biraz daha parlak, biraz daha şeffaf bir görüntü yakaladım. Ve camın üzerine çalışma yaptım gördüğünüz gibi. Biraz bazıları akıyor dikkat ederseniz. Elbette bir malzemeyi, tekniği kullanırken her zaman ilk tecrübelerinizde malzemenin sınırlarını öğrenmeye çalışın. Yani şu anda bu kadar yoğun sürdüğümde akacağını görüyorum. Bir sonraki çalışmamda belki akmasını özellikle istemiyorsam o zaman ona dikkat edip daha ince, belki biraz daha mısır nişastası koyarak daha kalınlaştıracağım bir boya yapacağım. Ama şu anda açıkçası akmasından da mutluyum. Bir dahaki sefere belki de özellikle akıtar tarzda bir şey yaparım. Bu çalışmanın en zevkli yanı cam gibi kayan bir yüzey üzerinde çalışma yapabilmek. Hem de arkasını da görebiliyor olmanız. Işık buradan, güneş buradan vurduğu zaman çok güzel bir görüntüyü yakalayacağımı düşünüyorum. Ve tabii ki arkamızdan çalışmadan sonra gayet rahat temizleyebileceğimiz bir özel bir malzeme. Çok değişik bir resim yapma tekniği. Unutmayın evdeki aynalarda da yapabilirsiniz. Hatta arabaların camlarına ki yaza yaklaşıyoruz, havalar güzelleşiyor. Arabaların camlarına hatta üzerlerine, yüzeylerine de yapabilirsiniz. Çünkü sonuçta bulaşık deterjanı ve boya kullanıyoruz. Temizlemesi de kolay olacak. Umarım bu eğlenceli çalışma sizlerin de hoşuna gitmiştir. Ve değişik değişik rengarenk camlar üzerine çalışmalar yapar. Ve benim eğlendiğim kadar siz de eğlenirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler.